Merhaba arkadaşlar, Falcon kalan hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ekim ayında hayatımızda neler olacak, kariyer, iş konusunda, aşk konularında bizleri Ekim ayında neler bekliyor? Bunlara bakacağız arkadaşlar. İlk önce Rancakenet falını zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Bilmeyenler için söylüyorum Rancakenet falı size gelecekle alakalı net kehanetler veren yani olacakları net bir şekilde size söyleyen bir açılımdır. Bu açılımda bir duru görü enerjisi vardır arkadaşlar. O yüzden bu açılım diğer açılımlara göre de biraz nokta atışlı bir açılımdır. O yüzden genellikle bu açılımı ay açılımı olarak yaptık arkadaşlar. Şu anda şu anda bu videoyu beğenen, şu anda bu videoya abone olmuş kişilerin niyetlerine ve dileklerine olsun bu açılım diyorum ve açılıma başlıyorum arkadaşlar. Niyetinizi ve dileğinizi tuttuysanız, görmüş olduğunuz gibi buradaki yazılı kağıdı yakıyorum arkadaşlar. Bu kağıtta ne yazdığını soranlar da olmuş. Onu da söyleyeyim. Bu kağıtta İbranice bir şekilde bana göster yazıyor arkadaşlar bilginiz olsun. Evet teşekkür ediyoruz ve açılıma geçiş yapıyoruz. Hayırlısı ve şifası olsun. Bu videoyu beğenen herkesin niyetleri ve dilekleri gerçekleşsin diyorum. Başlıyorum arkadaşlar. Bir kalp kırıklığı yaşıyorsunuz. Bu kalp kırıklığını size yaşatan bu insan açıkçası hayatında birçok şeyi denemeye kalkmış, birçok şeyi yapmaya kalkmış. Ama Şöyle bir durum var arkadaşlar. Ekim ayı içerisinde yani bu videoyu siz izlerken aslında aklınızdaki kişi şu anda bazı olaylarla cebelleşecek. Bu olaylardan bir tanesi size attığı bir iftira olabilir ya da bir hata olabilir, yaptığı bir hata olabilir. Sizin güveniniz gerçekten çok kırmış. Sizin çok hakkınıza girmiş gözüküyor. Bundan kaynaklı şu anda siz bu videoyu izlerken bu aklınızdaki kişiyle alakalı aklınızdaki kişinin başına bir bela bir sıkıntı geliyor arkadaşlar. Bu sıkıntıyı siz bu videodan sonra öğreneceksiniz. Aklınızdaki insana ahınız öyle bir yapışmış ki yakasını öyle bir yapışmış ve bırakmıyor ki. Ekim ayında bunun meyvesini çok rahat bir şekilde yiyeceksiniz. Ekim ayında aklınızdaki kişi size geri dönüş yapmak isteyebilir. Çünkü başında bin türlü bel, dert, bin türlü de bela bulunacak. Bu yüzden gözleri, kalbi sizi arayacak arkadaşlar. Zaten böyle sağına soluna bakınmaya başlamış. Ne yapacağını pek bilmiyor. Açıkçası nasıl hareket edeceğini de bilmiyor. Çünkü siz bu insanın kurtarıcısısınız. Kurtarıcısısınız. Bu yüzden bu insan hayatında size değer verdiği kadar hiç kimseye değer vermemiş. Hiç kimseyi gerçekten ilişkisi halinde saymamış gözüküyor. Ama arkadaşlar aklınızdaki ve kalbinizdeki insanla aranıza üçüncü kişi enerjileri çok fazla dahil olmuş. Çok fazla üçüncü kişi enerjileri aranıza girmiş ve aranızı bozmuş gözüküyor. Açıkçası çok nazara gelmişsiniz bu dönemde. Aklınızdaki kişiyle birlikteliğinizde sizi çok yakıştıran, ve aynı zamanda sizin birlikteliğinizi çekemeyen birçok kişi olduğunu görüyorum. Bu insanların nazarlarına çok fazla geldiğiniz için ilişkinizin açıkçası dağılma sebeplerinden bir tanesi de maalesef bu olmuş arkadaşlar. Ama aklınızdaki kişi şu anda size yaşattığı, size verdiği hayatın bedelini çok ağır bir şekilde siz bu videoyu izlerken ödemeye başlayacak. Neden bunu net bir şekilde diyorum biliyor musunuz? Çünkü aklınızdaki insan hiç olmadığı kadar morali bozuk, ruh hali bozuk bir durumda, hiç olmadığı kadar da insanlarla iletişimini tamamiyle şu anda koparmış durumda. Size bunun haberi çevrenizdeki bir dostunuz, bir arkadaşınız da olabilir. M ya da İ isimli bir kişiden haberi gelecek arkadaşlar. Ortak arkadaşlarınız da olabilir aranızda duran. Bunlardan aklınızdaki kişinin bu şekilde harap bir halde olduğunun haberini net bir şekilde alıyorsunuz. İlahi adalet aklınızdaki insanın hayatında ve ailesinde öyle bir tecelli ediyor ki gerçekten siz ne olduğunu bile anlamadan aklınızdaki insan size adım atmaya kalkabilir, adım atmaya çalışabilir ama çok farklı sebepler, çok farklı şeyler söyleyecek çünkü bu insan iletişimiyle İletişime geçtiği zaman karşısındaki insanı etkilemeyi ve inandırmayı ikna etmeyi bilebilen bir karakter. O yüzden buna çok dikkat edin. Çünkü aklınızdaki insan defalarca size bazı konularda yalan söylemiş ya da geçiştirmiş olabilir. O yüzden tekrar geldiği halde geldiği zaman adım attığı zaman size farklı şeyler söyleyip sizi manipüle etmeye çalışabilir arkadaşlar kendisini affettirmesi için. Bu gibi durumlara, bu gibi oyunlara kesinlikle gelmemenizi rica ediyorum sizden. Ekim'in yaklaşık 6 ve 10'lu tarihleri arasında aklınızdaki insandan net bir adım alabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da burada söylemiş olalım. <laughs> Maddi açıdan biraz zor durumda ve biraz sıkıntıda olduğunuzu söyleyebilirim. Sanki böyle bir dere var ve bu derenin sürekli akan bir dere. Bu derenin sanki suyu kesilmiş. Yani maddi anlamda bir durgunluk var hayatınızda. Yani bu durgunluğu pek de anlayamamışsınız. Çünkü aslında her şeyde iyi olduğunuzu düşünüyorsunuz ama önünüze birçok engeller çıkıyor. Böyle maddi manada bir sanki bereketinizin ve kısmetinizin kapandığını düşündüğünüz bir dönem. Ama merak etmeyin arkadaşlar bu sizi korkutacak bir şey olmasın maddi konuda. Açıkçası çevrenizdeki sizi seven, sayan bazı insanlardan özellikle sizin hayatınıza önem veren bazı insanlar, size destek veren bazı insanlar maddi konuda aslında sizin yüzünüzün gülmenizi sağlayacaklar arkadaşlar. Çünkü net bir iş haberi var burada. Bir farklı bir iş olabilir. Yapmadığınız daha önce hiç girmediğiniz bir iş olabilir. Böyle bir iş kapısı var size. Bu iş kapısını çok 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 iyi değerlendireceksiniz. Ve çevrenizdeki bir insan size bir konuda iş haberi getirebilir. iş fırsatı getirebilir. Buna çok hazırlıklı olun. Çünkü hiç beklemediğiniz bir anda olacak. Ve olduğu zamanda ister istemez kararsız kalabilirsiniz. Bunu kesinlikle yapmayın. Çok net bir iş haberi var burada. Bu iş haberi sayesinde bir yükselme açıkçası ve kariyerinizde bir düzelme durumu olacak gözüküyor arkadaşlar. Ama şunu da net bir şekilde belirtmek istiyorum. Ekim ayında nazarı üstünüzde taşıyabileceğiniz bir ay olacak. Ekim ayında en çok mide bulantıları, baş ağrıları Ellerde ve bacaklarda uyuşmalar ya da halsizlik, yorgunluk gibi ve depresyona çok çabuk girme ve depresyondan çıkamama gibi bir durum söz konusu olabilir. Bak bunlar da Ekim ayının eksi yanı olacak sizler için. Buna çok dikkat edin. Çünkü buna kendinizi bir kaptırırsanız kendinize gelemiyorsunuz. O yüzden tam da her şeyin üst üste geldiği bir ay yaşayacaksınız arkadaşlar. Hem hakkınızdaki insandan adım alabilirsiniz. Hem kariyerinizde bir durgunluk varken bir canlanmaya kalabilirsiniz. Hem de bir anda böyle ruh haliniz değişebilir. Bu durum üst üste gelecek durum arkadaşlar. 15 gün içerisinde yaklaşık Ekim'in birinden 15'ine kadar bu durumları atlatırsanız eğer çünkü çok farklı olaylar yaşayacaksınız. Yaşayacağınız olaylar hakkında da arkadaş çevrenizle alakalı hem bir sır öğreneceksiniz hem de aklınızdaki kişiyle alakalı aklınızdaki kişinin size itiraf edeceği bazı şeyler olacak ya da siz bunu duyacaksınız bir şekilde arkadaşlar. Yani çok ani şeyler duyacaksınız, çok ani şeyler yaşayacaksınız. 1 Ekim'in 1'i ve 15'i çok hızlı bir şekilde geçecek ama 2015'inden sonra çok da büyük bir rahatlama olacak bedeninizde. Gerçekten bedeninizin kuş gibi hafiflediğini hissedeceksiniz, iliklerinize kadar hissedeceksiniz. Çünkü üstünüzdeki nazar, husumet, bela, işte vesvese tarzında bütün şeyler aslında üstünüzden azalacak arkadaşlar. Ama Ekim'in birinde ve 15'ine kadar bunu çok ağır bir şekilde bedeninizde hissedebilirsiniz. Yani Ekim'in birinden 15'ine kadar birçok şeyle mücadele edebilirsiniz. Ekim'in 15'inden sonra büyük bir rahatlama ve emeklerinizin ekmeklerin emeklerinizin Meyvesini yemenizin vakti gelecek arkadaşlar. Ekim'in 15'inden sonra. Şuna da dikkat etmenizi öneriyorum. Çevrenizde iki tane size düşman kesilen ya da sizin arkanızdan şu anda şu anda bu videoyu izlerken bile kulaklarınızı çınlatan eğer bir çınlama olduysa kulağınızda bir dedikodu bir beklemediğiniz insandan, arkadaş çevrenizden olabilir. Bir dedikodu duyacaksınız. Bu duyduğunuz dedikodu aslında sizi çok şaşırtacak. Çünkü hiç beklemediğiniz bir, yans bir insan ve bu insandan da bunu hiç beklemezmişsiniz. Böyle bir dedikodu duyacaksınız. Kendi hakkınızda ve aileniz hakkında yapılan bir dedikodu olacak. Bunu duyduğunuz zaman biraz sinirlenebilirsiniz. Sinirlerinizi kontrol edemeyebilirsiniz ve herkes artık o kadar güvenmeyebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü net bir şekilde aklınızdaki kişi yüzünden bir güven sorunu yaşıyorsunuz. Bu olayda üstüne yaşanınca biraz sıkıntılı olacaksınız. Aslında ruh halinizi değiştiren şeyler insanlar olacak. İnsanların sizin hakkınızda konuşmaları ya da duyduğunuz bazı dedikodular, iftiralar olabilir arkadaşlar. Bunlara da hazırlıklı olun bu süreçte. Bu tür şeyleri atlatacaksınız ama dediğim gibi yani Ekim'in birinden 15'ine kadar aslında bütün her şey üst üste gelecek. Sonrasında net bir düzelme olacak. Ama tabii ki bu birinden 15'ine kadar kendinizi kontrol edebilirseniz olacak. Edemezseniz Ekim ayı size zehir gibi gelebilir. Bunu da net bir şekilde söyleyeyim arkadaşlar. Ekim ayında bu şekilde bir sınanma yaşayacaksınız. Bu şekilde bir imtihan yaşayacaksınız. Bu imtihanı rahat bir şekilde atlatmak istiyorsanız sakin kalın, sakin kararlar verin arkadaşlar. Bunu da net bir şekilde söylemiş olalım. Zaten kararsızlık bir kişiliğiniz var. Yani artık eskisi kadar net kararlar ve doğru kararlar veremediğinizi düşünüyorsunuz ve ruh halinizin yerinde olmadığını düşünüyorsunuz zaten. Belki de şu anda bu videoyu izleyen kişiler. Ve özellikle birçoğunuzun şu anda psikolojik manada aklındaki kişi de olabilir. Yaşadığı bir, bir takım bazı olaylardan kaynaklı. Psikolojik manada biraz e, çöküntü yaşanmış. Ama Ekim ayı dediğim gibi buna ilaç gibi de gelebilir. Sizi daha da beter edebilir. Yani bu sizin elinizde ve sizin kararlarınızla sakinliklerinizle gelecek bir şey arkadaşlar. Aile içerisinde yaşanacak bir olay var. Bu olay aslında kötü bir olay değil, çok da iyi bir şey. Ama siz buna çok ağır bir tepki gösterebilir. Ya da sizin hakkınızda söylenen bir şeye artık kimse yorum yapmalarını istemeyebilirsiniz. İnsanların insanların size destek vermesini istemeyebilirsiniz. Yani bu takım yanlış anlaşılacağınız ya da siz yanlış anlayacağınız bir noktada olacaksınız aile içerisinde. Bu yüzden aile içerisinde yaşanacak bir kargaşa, bir huzursuzluk ama geçici olacak arkadaşlar. Bir de tartışma dediğim gibi olabilir. Yani bu üçü aynı anda denk gelebilir aile içerisinde yaşanacak ama bu sizin dediğim gibi moralinizi bozmasın. Bu durum da düzelecek. Çünkü Ekim ayında açıkçası birçok şeyin hesaplamasını çoktan yapmış ve harekete geçmiş olacaksınız zaten. Tabii ki bu süreçte insanlar daha da çok dedikodunuzu çıkartacak. Daha da çok böyle iftiralar duyabilirsiniz. Sizin hakkınızda saklanmış, gizlenmiş bazı sırları, detayları net bir şekilde öğrenebilirsiniz. Yani her şeyin aslında gün yüzüne çıkacağı bir ay olacak. Her şeye gün yüzünde net bir şekilde öğrenmiş olacaksınız, duymuş olacaksınız. Haberleri size ulaşmış olacak ve o şekilde hareket etmeye çalışacaksınız arkadaşlar. Dediğim gibi bu süreçte kararsız olmamaya çok dikkat edin. Çünkü en ufak bir kararsızlığınızda Ekim ayı size sıkıntı yaratabilir arkadaşlar aklınızdaki insanın çevresinde de kan emiciler, şeytanlar ve üçüncü kara kedi enerjileri çok fazlaymış ama aklınızdaki insan şu anda öyle bir ruh hali içerisinde ki yani çok bitkin, çok e, bitmiş bir şekilde gördüm onu. Ruh halinin çökmüş bir şekilde olduğunu, artık hiçbir şey yapmak istemediğini, zoraki bir şekilde bir şeyler yaptığını ve Resmen böyle hani hasta olur da bir insan yatakta şey olur ya aklınızdaki insan, insanın ruh hali şu anda bu şekilde e, büyük bir depresyona girmiş. Bu depresyondan şu anda çıkamıyor. Kötü olaylar da kötü sıkıntılar da başına şu an gelmekte. Yani siz bu videoyu izlediğiniz günden itibaren zaten bunlar olabilir. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Aklınızdaki insanın üstünde bir ahınız var sizin. Yani bu insana bir ah etmişsiniz ettiğiniz bu ahın tutmasını çok istemişsiniz. Gerçekten dua bile etmiş olabilirsiniz bunun için. Ama ettiğiniz ahın tuttuğunu siz görmeyeceksiniz. Size daha sonradan bunun haberi gelecek arkadaşlar. Siz o şekilde ahınızın tuttuğunu anlayacaksınız aklınızdaki kişiyle alakalı. Ama aklınızdaki kişiyi dediğim gibi perişan bir halde, perişan bir ruh halinde gördüm. Yani açıkçası gerçekten size yaptığı o kadar şeyden sonra bunun olacağını zaten biliyormuş ama ne zaman olacağını tabii ki bilmiyormuş. Ani bir şekilde hayatında bir durgunluk yaşanmış ve bu durgunluğun sebebinin siz olduğunu net bir şekilde anlayacağı, her şeyi ölçüp biçeceği ve size tekrar adım atmak isteyeceği bir ay sizin için. Dediğim gibi bu ay sizi çok rahatlatacak. Eğer kullanmasını bilirseniz ama eğer kullanmasını bilmezseniz bu ay size zehir gibi gelebilir. Bakın bu çok ince bir nokta, çok ince bir çizgi. O yüzden bu ince ince çizgiyi unutmayın. Sürekli aklınızda olsun kötü bir şey yaşarsanız eğer. Ve özellikle dediğim gibi insanların hakkınızda çıkarmış olduğu dedikodular fazla fazla artacak. Neden artacak? Çünkü siz artık bir karar almış ve kariyer konusunda özellikle finansal konularda kendinizle alakalı bazı sıkıntıları çözeceğiniz için insanlar tarafından bu dikkat çekecek. Yani bu insan durgundu bu insana bir anda ne oldu? Bu insan ne bir anda şahlandı? Yani bu insanın başına ne gelmiş olabilir ki böyle olmuş olabilir gibisinden bir takım şeyler duyma ihtimaliniz çok 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 yüksek gözüküyor arkadaşlar. Aile içerisinden bir kişinin hastalık ya da sağlık sıkıntısı olabilir. Hatta şöyle söyleyeyim arkadaşlar şu aralar yani ailede birine bir şey olduğu zaman bu sizde de olabilir bu aileden bir başka kişine, kişiye de olabilir. Yani bir hastalığı özellikle kronik e, hastalıklar olur ya hani nedir bunlar işte boğaz ağrısı gibi mide ağrısı gibi bel ağrısı gibi kronik şeylerde şu anda haneden bir kişiye bir şey olursa bu sizin başınıza da gelecek bilginiz olsun sağlık konusunda Bu yüzden çok dikkat edin sağlık konusunda da hassas bir dönemde olacaksınız hassas bir ruh halinde olacaksınız yani sağlık konusunda hastalık konusunda çok çabuk hastalık çekebilir çok çabuk böyle hastane yollarında kendinizi görebilirsiniz O yüzden sağlık konusunda şu anda çok dikkat etmeniz ve kendinizi korumanız gereken bir dönem açıkçası arkadaşlar bunu da net bir şekilde belirtmiş olalım. Oturduğunuz, kalktığınız insanlara dikkat edin. Bu süreç içerisinde çünkü çevreniz istemeseniz de, evet çevrenizde kalabalık içinde bir yalnızlık çekseniz de çevreniz kalabalık e, ve kalabalık bu çevrenizde bazı yerlere gideceksiniz. Siz yani yerinizde duramayacaksınız aslında. Hani bu ay e, çok böyle bir yerlere gideceksiniz. Gittiğiniz yerlerde insanları göreceksiniz. Tanıdığınız insanlar da olacak, tanımadığınız insanlar da olacak. E bu insanlar hakkında bir analiz yapıp kiminle nasıl bir şekilde devam edeceğinizi e artık kararınızı bu şekilde de vereceksiniz arkadaşlar. Çünkü çok durgun bir ruh haline sahip olduğunuz için ve bir anda hareketlenmeye geçeceğiniz için bu ayda insanların çok dikkatini çekeceksiniz. İnsanların gözleri sizin üzerinizde olacak gözüküyor arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olalım. Ve Ekim ayı içerisinde bir tane dileğinizin olma yolunda olduğunu da anlayacaksınız. Bakın. Burada belki ne söylediğimi anlamamış olabilirsiniz ama şöyle söyleyeyim. Ben şunu istiyorum ve şunun olmasını istiyorum dediğiniz bir şeyle alakalı onun olmaya başladığını göreceksiniz. Yani olmaya başladığını gördüğünüz zaman onun üstüne üstüne gideceksiniz. Çünkü şu anda bir tane dileğinizin üstüne gitmiyorsunuz umudunuzu belki de kestiğiniz bir şey artık onun üstüne üstüne gitmeye başlayacaksınız ve onun olduğunu olmaya başladığında göreceksiniz ama bu ay içerisinde olmayacak bunu da söyleyeyim ama olmaya başlayacağını dediğim gibi anlayacaksınız göreceksiniz hissedeceksiniz o şekilde harekete geçtiğinizi görüyorum arkadaşlar teşekkür ediyorum umarım beğenmişsinizdir umarım hoşunuza gitmiştir dediğim gibi bu ay içerisinde sağlık konularına dikkat ediyorsunuz ve ani ruh hali değişimlerine de çok dikkat ediyorsunuz. Çünkü bu sizin hayatınızı vezir de edebilir, rezil de edebilir. İki türlü bir yol var ve ince bir çizgiye bu ince çizgide yanlış kararlar vermeyin. Teşekkürler. Benden detaylı bakım almak isteyenler 0546 650 5170 numaralı telefonumuza WhatsApp'tan iletişim sağlayabilirler. Hoşçakalın.